Şimdi hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminde korona elbette. Bir taraftan Türkiye'yi veriyoruz, bir taraftan da dünyayı görmeye çalışıyoruz. Rusya aslında en az bilgi aldığımız ülkelerden biri olmuştu bu süreç içerisinde. Bir soralım o yüzden. Uluslararası ilişkiler uzmanı, doçent doktor İkbal Dure ile konuşacağız. Merhaba İkbal Bey. Merhabalar. Şimdi Rusya'dan daha az bilgi alıyoruz dedik ama vaka sayıları açıklanıyor ama bu gerçekliği yansıtıyor mu tartışmaları da var. Rusya'dan gelen vaka sayıları gerçeği yansıtıyor mu? Oradaki tablo nasıl? Tabii ki bu konuda her ülkeyle ilgili benzer söylemler var. Gerçek tablo yansıtılmadığı konusunda. Dün Moskova Belediye Başkanı direkt şöyle bir cevap verdi benzer soruya. Moskova ile ilgili hiçbir dezinformasyon yok, bundan emin olabilirsiniz dedi. Ama Moskova'nın dışındaki şehirler için, biliyorsunuz Rusya büyük bir bölge, şöyle bir durum söz konusu ve bence mantıklı. Orada bütün vakaların tespit edilmediğine dair bir görüş var. Bu doğru çünkü veriler çok az. Yani virüs tespit edilen kişilerin sayısı diğer şehirlerde çok az. Bu olayın tabiatına aykırı bir durum. Bu anlamda bir dezinformasyon olabilir. Yani tespit edilmeyen vakalar. Ama Moskova'da da tespit edilmeyen vakalar muhakkak ki var. Ama tespit edilip de açıklanmayanın olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Peki test durumu nasıl orada? %56 bin gibi bir rakam gelmişti yapılan test sayısı ile ilgili. Aslında diğer ülkelerle ilk dönem için kıyaslandığında az bir sayı değil ama nasıl yorumluyorsunuz oradaki tartışmaları? Bu anlamda Rusya dünyada en fazla test yapan 2-3. ülke arasında. Şöyle bir durum. İlk başta biliyorsunuz bu virüs Çin kaynaklıydı ve Rusya çok erken önlem aldı ve şu anki Rusya'da olan vakaların hiçbiri Çin kaynaklı değil. Hepsi İtalya'dan geldi ve daha sonra da Avrupa'dan. Dolayısıyla bu test olayı bu anlamda biraz gecikti. Ama onun dışında alınan önlemler yeterince efektif ve etkili. Ama test konusunda şu anda resmi verilere göre dünyada 2. ya da 3. sırada Rusya. Testler konusunda şöyle bir durum var. Eğer şahıslar, vatandaşlar kendisi test yapmak istiyorsa direkt başvurabiliyorlar. Bu yaklaşık 1800 ruble yani 25 dolar civarında bir paraya denk geliyor. Her vatandaş gidip bu testi yaptırabilir. Ama onun dışında tabii ciddi bir şüphe varsa devlet bu testi kendisi yapıyor. Ama şu anda halk arasında çok ciddi bir panik test için başvuru, böyle bir hava yok. Dün Putin'in konuşması olayın çok ciddi bir boyutta olduğunu net bir şekilde yansıttı. Ama buna rağmen dediğim gibi halkta böyle ciddi bir panik yok. Test yaptırmak için çok ciddi bir ajiotaj hastanelerde böyle bir durumda yok. Sakin evinde herkes bekliyor. Yani halkın büyük çoğunluğu evinde. Deyim yerinde ise sonuçta yani Rusya'ya komünizm geldi. Çünkü herkes evinde yatıyor, içiyor, yiyor. Böyle bir durum var şu anda Rusya'da. Anladım İkbal Bey. Peki cezaevlerindeki durumu da soralım İkbal Bey. Her yerde tartışılıyor bu. Orada da bir mahkumun öldüğü yönünde, koronavirüsten kaynaklı öldüğü yönünde ve 10 cezaevinde de bu virüsün tespit edildiğine ilişkin de iddialar var. Bunlar konuşuluyor mu orada? Evet konuşuluyor ama cezaevindeki durumlar daha az derecede konuşuluyor. Ama tabii ki konuşuluyor. Şöyle bütün bu cezaevindekileri mahkumların toplandığı burada bir organizasyon var. Bu organizasyonun yani onları temsil eden başındaki kişi benim arkadaşım. Kendisiyle bu sabah görüştüm. Tabii şöyle, o da diyor ki cezaevindeki durumlar şu anda aktarıldığından daha ciddi olabilir. Tedbir alınabilir. Onların organizasyonlarının, onların vakıflarının bu konuda bir çalışması var. Ama şu anda cezaevleriyle ilgili sizin söylediklerinizin dışında çok fazla büyük bir tartışma yok. Daha çok olay büyük şehirlerde olayın gelişmemesi, büyümemesi için lokalize, yani bunları sınırlamaya yönelik tedbirlerle ilgili en çok bunlar konuşuluyor. Bugünden itibaren bütün mağazalar kapatıldı. Yani gıda mağazaları, gıda süpermarketleri ve temel gıda ihtiyaçlarını sağlayan marketlerle eczaneler tabii ki çalışıyor. Diğerleri kapatıldı. Dolayısıyla asıl gündem bunun üzerinde. Ama dediğiniz konuyla ilgili de bilgiler mevcut ama
Dediğim gibi asıl tartışılan konu bu değil. Şu anda cezaevlerinde çok ciddi vakalara resmi olarak rastlanmıyor. Gayri resmi olarak da benim arkadaşımdan edindiğim bilgilere göre gayri resmi olarak da şu anda yok. Ama tabii tespit edilmemiş vakalar olayı zamanla ortaya çıkacaktır. Zaten dün Putin'in de dediği gibi amacımız olayı uzun bir vadeye yaymak dedi. Zaten bütün dünyada da yapılmak istenen bu aynı şekildeki tedbirler cezaevinde de uygulanmaya başlamış. Bir takım görüşmeler sınırlandırılmış. Gelen malzemelerin kontrolleri artırılmış. Bu tür bilgileri ben edindim. Evet, İkbal Bey şunu da soralım. Çok bir panik havası yok insanların test yapma eğilimi açısından dediniz ama mesela sokaklarda durum nasıl? Bizde de ısrarla uyarılar yapılıyor. Orada insanlar sosyal mesafe kuralına uyuyorlar mı? Yurttaşların o yönde tedbirlerine? Rus halkı genelde vurdum duymaz bir halktır. Ama bu sefer benim izlenimim şu, olayın ciddiyetinin farkındalar. Örneğin Moskova'da sokaklardaki insan sayısı %70-80 düştü. Bunu ben gözlemleyebiliyorum. Büyük ya alışveriş merkezleri zaten kapandı. Onun dışında dün belediye başkanı hatta dedi ki kiliselere de gitmeyin. Yani diğer ibadethanelere de gitmeyin dedi. İnsanlar dikkat ediyor ama şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Rus halkı çok zorluklar gördü. İkinci Dünya Savaşı'nı boş verin. En son mesela bu Perestroika döneminde. O yüzden bu tür olağanüstü hallere biraz daha alışıklar. Yani Avrupa'daki o panik tepki havası yok. Bu iyi midir kötü müdür bilemiyorum. Ama böyle bir durum var. Yani halk sakin. Bir de tabii gönüllülerin, aynı Türkiye'de de anladığım kadarıyla benzer bir şey var. Gönüllülerin yaşlılara yardımı güzel bir şekilde organize ediliyor. Dolayısıyla yaşlıların özellikle 65 yaşındaki 65 yaş üstünün evde kalmaları konusunda sürekli uyarılar var. Onların sayısı dışarıda oldukça az ve dediğim gibi de dışarıda şu anki Moskova'nın sokakları bir ay öncesiyle kıyaslanamayacak derecede boş. Dikkat ediliyor ama dediğim gibi bu dikkat bir panik şeklinde değil. Değil. İkbal Bey son olarak şunu sorayım. Şimdi İtalya korkunç bir tabloyu yaşıyor. Günlük ölüm oranları 600'lerin üzerine çıkmış durumda. Rusya'dan da askeri birliklerin İtalya'ya takviye, bir destek için gittikleri yönünde de görüntüler düşmüştü. Buna ilişkin ne dersiniz? Evet, Rusya İtalya'ya yardım gönderdi ve bu yardım biyolojik durumlarla, biyolojik eski biyolojik Sovyetler Birliği'nin döneminden kalan burada biyolojik savaşlarda hazırlıklı orduda çok ciddi birimler var. Bu anda bunlar şu anda aslında Rusya'da da devreye girebilir gelişen şartlara göre. Evet, böyle bir ekibini Rusya İtalya'ya gönderdi. Burada şu durum var. Tabii biliyorsunuz Rusya'nın Avrupa ile ilişkileri oldukça gergin. Avrupa Amerika ile beraber Rusya'ya ekonomik kısıtlamalar getirmişti. Rusya bunun yönüyle belki bu durumu Avrupa ile ilişkilerinin tekrar düzelmesi anlamında da kullanmak isteyecektir. Evet. Yani sizin bize yaptığınıza karşı biz size yardım ediyoruz. İşin bu yönünde var. Neden bu yönünden bahsediyorum? Çünkü benzer bir talep İran'dan da gelmişti. İran Rusya'nın biliyorsunuz müttefiki ama buna rağmen İran'a bu konuda çok cüzi bir yardım yapılırken İtalya'ya çok daha fazla bir yardım yapıldı. Bu bağlamda müsaade ederseniz bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz eğer bu virüs olayı bir iki ay içinde düzelirse, eğer bir kontrol altına gelirse, biliyorsunuz Türkiye Rusya'dan çok turistlerin geldiği bir bölge. Bence Türkiye'de de hükümetin Rusya'yla benzer bir çalışma, yani sağlık, beraber ortak bir sağlık ekibi kurup çalışmasının özellikle Türkiye'de faydası var. Bir kere Rusya'nın bu konuda denetimi var. İkincisi, eğer olay biraz hafiflerse, turizm sezonu tekrar başlarsa, oradan Türkiye'den gelecek açıklamaların sadece Türkiye'liler yetkililerden gelmesi tatmin edici olmayabilir. Bu açıklamalar oradaki Ruslar da doğru varsa bunun çok faydası olur. Bence Ruslarla Türkiye'nin de bu anlamda çalışmaya başlamasında fayda var. Çünkü Rusya'nın gerçekten Sovyetler Birliği döneminden kalma bu konularla ilgili çok ciddi tecrübeleri var. Evet. Madem Avrupa bundan yararlanıyor, bizim de ilişkilerimiz iyi, biz niçin yararlanmayalım diye düşünüyorum. Evet, belki şey ilk acil tedbirler alınıyor. Bu söylediğiniz tedbirde bir araya gelmeli, yapılabilir elbette. Muhtemelen önümüzdeki süreçte görürüz. Doçent Doktor İkbal Durre, çok teşekkür ederiz. Yeniden Rusya'daki bilgiler için başvuracağız sizlere. Sağ olun katkılarınız için.
Şimdi hem Türkiye'yi hem dünyadaki tabloyu veriyoruz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Her şey kötü gitmiyor. Bu hastalıkta iyileşenler de var. Yani tablo evet, İtalya'dan sık sık korkunç haberleri veriyoruz sizlere. Ölüm sayılarını da veriyoruz. Türkiye'de de her gece saatinde açıklıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Endişeliyiz. 65 yaş üstü insanların evde kalmasına yönelik tedbirler var. Bir korku iklimi de olmasın. İyileşenler var. Üstelik 91 yaşında, 103 yaşında bu virüse yakalanıp iyileşenler de var.